O sırada dünyada hoş geldiniz bu hafta. Bu hafta Alzheimer hastalığıyla kalp ve damar hastalıklarının ilişkisine dair yaptığımız bir çalışmayı anlatmak istiyorum ve bunun üzerinden biraz konuşmak istiyorum. Kalp ve damar hastalıkları çok farklı hastalıklar bütününe verilen bir isim. Diyabet, damar hastalıkları, ateroskleroz olabilir, damar tıkanıklığı, yüksek vücut kitle indeksi, ve bunun getirdiği diğer yüksek tansiyon gibi hastalıklara kalp damar hastalıkları kategorisi içinde isim veriliyor. Alzheimer hastalığı ise farklı bir spektruma sahip. Onun da alt biçimleri olduğu düşünülüyor. Çok net olmasa bile damar etrafındaki patolojiler, beynin belli bölgelerindeki patolojiler ve Alzheimer benzeri demans hastalıkları var. Tarihsel olarak bakıldığında Alzheimer'la kalp damar hastalıklarının çok büyük oranda örtüştüğü görülüyor. Bu şu anlama geliyor. Alzheimer hastalarının yarısında kalp damar hastalıkları da var. Yaş ilerledikçe 75 yaş üzerinde bu oran %80'e kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla bu bilim insanlarına ve doktorlara şu soruyu sordurmuş tarihsel olarak. Bu iki hastalığın birbirleriyle etkileşimi var mı? Bu iki hastalık birbirini tetikliyor mu? Fakat bunun moleküler yapısı, bunun patolojik yapısı çok fazla bilinmiyor. Sadece otopsi beyinlerinde bakıldığında bu hastalarda Alzheimer varsa %70-80 oranında kalp damar hastalığı da var. Dolayısıyla bu iki hastalığın birbirleriyle iletişimini ve ilişkisini bulabilmek hem tedavi açısından hem de bu hastalıkları anlamlandırmak açısından önem arz ediyor. Bizim yaptığımız bir çalışma da aslında büyük bir konsorsiyum, birkaç laboratuvarın dahil olduğu bir çalışma var. Bu geçen sene yayınlandı. Fakat bu çalışmanın önemine dair ve geleceğe dair birkaç noktadan bahsetmek istiyorum. Yaptığımız çalışmada aslında ben dahil olmadan daha önce Columbia Üniversitesi'nde başlayan bir çalışma, genetik epidemiyoloji çalışması. Yani Alzheimer hastalarında genetik değişikliklerin bulunması ve bunların hastalıkla ilişkilendirilmesi üzerine yapılan çok geniş çaplı bir klinik çalışma. 14.699 kişide yapılıyor. Farklı etnik gruplardan kontrol olarak tanımlanan kişiler var. Alzheimer hastalığına yakalanmamış olanlar ve Alzheimer hastalığına yakalanmış insanlar var. Bu kişilerde bir serebrovasküler, yani kardiyovasküler ya da serebrovasküler beyindeki damarlarla ya da kardiyovasküler kalpteki damarlarla ilişkilendirilen risk faktörleri ölçülmüş. Bu risk faktörleri hipertansiyon olabilir, diyabete sahip olmak olabilir, damar tıkanıklığı gibi hastalıklar olabilir, vücut kitle endeksi olabilir. Bunlara bakılmış ve bir skor çıkartılmış. Bunun yanında o kişilerde Alzheimer olup olmama durumunda bakılmış. Hem otopsilerdeki beyin patolojisiyle hem de daha öncesinde nöroloğa gittiklerinde yapılan testlerle. Şimdi buradan belli bir kategorizasyona gidilmiş. Ve bu kategorizasyonda tamamen sağlıklı bireyler, ne vasküler hastalıkları var ne Alzheimer var. Alzheimer olan hastalar ve bu hastalar içinde vasküler hastalığı olanlar ve olmayanlar diye bir kategorizasyona gidiliyor ve bu insanların hepsinin genleri taranıyor ve sekanslanıyor, yani dizi analizi yapılıyor. Ve sonrasında DNA üzerindeki küçük değişikliklere bakılıyor. Biz bunlara nokta mutasyonları diyoruz. Hepimizin binlerce farklı nokta mutasyonları var. Bunlardan bazıları genlerimizi etkin hale getiriyor, bazıları ise etkinliğini kaybetmesini sağlıyor. Bazıları kansere yol açıyor, bazıları koruyucu özelliğe sahip. Bildiklerimiz var ve bilmediklerimiz var. Dolayısıyla bunların hepsine bakıldığında, bu insanların kategorizasyonuyla da bunlara bakıldığında, ayrıca etnik kökenlerine göre de ayrıldıklarında şu ortaya çıkıyor. Alzheimer hastalığına sahip olanlarda belli genlerde belli varyasyonlar var, mutasyonlar var. Vasküler hastalığa sahip olanlarda da belli mutasyonlar var ve bunların istatistiksel olarak çok geniş çaplı yapılan bu çalışmada belli değerleri var. Bu değer ne kadar düşükse aradaki bağlantı o kadar yüksek anlamına geliyor.
Bu iki hastalık kategorisinde de ortak genler var, ortak mutasyonlar var ve bunların belli korelasyon değerleri var. Fakat üçüncü kısma geçildiğinde, vasküler hastalığı olan ve Alzheimer olan insanlara geçildiğinde bu genlerin içinden bazıları çok daha güçlü bir bağ gösteriyor iki hastalığın oluşmasına. Ben çalışmaya bu analiz yapıldıktan sonra dahil oldum. Ve bu analiz aslında bize şunu anlatıyor. Bu iki hastalığa sahip olan insanlarda eğer bu genetik değişiklikler varsa belki de hastalıkların birbirlerini tetiklemesi ve daha hızlı ilerlemesi olası. Aslında hastaların yapısına, demografik yapısına bakıldığında da biraz bu görülüyor. Çünkü Alzheimer'ın başlama yaşının biraz daha düşük olduğunu ve patolojinin biraz daha ağır geçtiğini bu üçüncü kategoride yani hem Alzheimer olan hem vasküler hastalığı olan insanlarda görebiliyoruz. Bu genlerden bir tanesi FMNL2 dediğimiz bir gen. Bu daha önce başka kontekstlerde biliniyor. Fakat Alzheimer'la ilişkisi ve vasküler hastalıklarla ilişkisi bilinmiyordu. Bizim çalışmamızın bir ileri aşaması da bu genin aktivitesine bakmak. Yani bu genin yaptığı bir protein var ve bu protein hücrelerimizde var ama bu ne yapıyor? Ve bu gendeki bir değişiklik neden vasküler hastalıklarla Alzheimer'ı birbirlerini tetiklemesini sağlıyor? Bu ilk önce genin yapısına baktığımızda, yaptığı proteinin yapısına baktığımızda şunu görüyoruz. Bilinen yapılan çalışmalarda gösterilmiş bir şey. Bu protein hücre içindeki bizim hücre iskeleti dediğimiz yapıları kontrol eden bir protein. Hücre iskeleti aslında o düşündüğünüz tüm hücrelerin yapılarını belirleyen ve onları öyle tutmak için orada aktifleşen ve aktif olan proteinlere verilen isim. Örneğin bir sinir hücresini düşünün, çok uzun bir yapısı var. İşte bu uzun yapıyı belli tip bir hücre iskeleti sağlıyor. Ama kan hücrelerimizi düşünelim, kırmızı hücrelerimiz yuvarlak. Onu ise başka bir hücre iskeleti sağlıyor. Dolayısıyla hücre iskeletinin değişmesi, hücrelerin şeklinin değişmesine ve onların plastik bir hale gelmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu protein FMNL2 böyle bir özelliğe sahip ve aynı zamanda da damar ile beynin aslında birbirleriyle buluştuğu noktada etkili olabilecek bir gen gibi, bir protein gibi göründü. Şimdi burada bir konsepti daha aslında konuşmamız lazım. Bu da kan ve beyin bariyer dediğimiz bir yapı. Bu bariyer yapısı aslında beyni korumaya yönelik bir evrimsel adaptasyon. Omurgalılarda olan bir yapı ve beyindeki damarlarımız içinden beyne ya da beyinden o damarlara istediğimiz gibi her şey geçmiyor. Bu bir koruyucu bariyer aslında. Bunun önemi şu, beyin çok önemli bir organ ve merkezi bir organ. Dolayısıyla kandaki bazı hastalıklarda yaşadığımız enflamasyon olabilir, iltihap olabilir, oradaki bağışıklık sistemi hücreleri olabilir ya da kanımıza aldığımız ilaçlar olabilir. Bunların beyine geçmemesi gerekiyor. Ya da beyinden bazı toksik maddelerin kana geçmemesi ve vücudun diğer taraflarına gitmemeleri lazım. Ayrıca patojenler örneğin beyni etkileyen patojenlerin kana ve başka yere gitmemesi, örneğin akciğerimizi etkileyen COVID-19 virüsünün, SARS-2 virüsünün de beyine gitmemesi gerekiyor. Bunları sağlayan bu bariyer. Birçok fonksiyonu daha var. Ve çok aslında plastik bir yapı. Geçirgenliği değişebilen bir yapı. Gece gündüz uykuda kan beyin bariyerinin geçirgenliği değişiyor. Ve o yüzden örneğin uyku çok gerekli. Çünkü uyku zamanında beyindeki toksik maddeler kana geçip temizleniyorlar. Ve yeni güne ve yaşama öyle bir rutinle daha sağlıklı başlıyoruz. Dolayısıyla uyku azaldığı zaman bu temizlenme azalıyor ve uyku bozuklukları örneğin Alzheimer'ın ya da demansın erken aşamalarında görülen bir şeydir. Hem uyku bozukluğu onu tetikleyebilir hem de Alzheimer uyku bozukluğunu tetikleyebilir. Şimdi bu yapıyı biraz anladıktan sonra bunun tabii hücrelerden oluşan bir yapı. Kan damarlarımızı düşünelim. Bir damar olarak. Ve bu damarın etrafını saran, aslında ona bariyer oluşturan başka hücreler var. Bunlardan bir tanesi astrosit dediğimiz beyindeki aslında sinirlerden daha çok olan hücre tipi. Bu astrositler eller gibi düşünebiliriz. Kan damarını gidip saran
ve onun etrafında bir bariyer dokusunu yaratan hücreler. Başka hücreler de var tabii bu sistemi kontrol eden. Biz FMNL2 proteinini bu kan damarlarını saran hücrelerde ifade edildiğini bulduk. Yani bu hücrelerde var en çok. Ve sonra şunu düşündük. Patolojik olarak beyinde bazı toksik maddeler oluşturduğunda, örneğin Alzheimer'da amiloid plakları dediğimiz maddeler oluşuyor. Bunların temizlenmesi gerekiyor ve ne kadar etkili temizlenme yapılabilirse o kadar hastalık önlenebiliyor yaşamımızda. Biz bunun farkına varmıyoruz. Yıllar, 10 yıllar önce gerçekleşen bir şey. İki şekilde, hatta daha fazla şekilde temizlenebilir. Birincisi beynimizdeki bağışıklık sistemi hücreleri, mikroglia dediğimiz hücrelerle. Bu hücreler gidip beyindeki o maddeleri yiyebilirler ve temizlik sağlanabilir. Fakat hastalık ilerledikçe ileriki aşamalarda bu yetmiyor. Bunun yanında ve daha önce de gerçekleşen kanla ve kan damarlarının yanındaki glimfatik dediğimiz sistemle, lenf sistemine benzeyen bir sistemle temizlenme gerçekleşiyor. Ve aslında hastalık ilerlediği zamanlar ve çok toksik madde biriktiği zaman bu bariyerin, demin bahsettiğimiz kan-beyin bariyerinin geçirgenliğinin artması ve beyindeki toksik maddelerin aslında kana gönderilmesi ve oradan gidip detoksifiye olması gerekiyor. İşte yaptığımız çalışmalarla zebra balığında, farede ve otopsi insan beyinlerinde yaptığımız çalışmalarla şunu bulduk. FMNL2 proteini hastalık durumunda bu çok sıkı olarak bağlandığı kan damarlarından geri çekiliyor. Astrositler geri çekiliyor ve bu geri çekilmeyi sağlayan proteinlerden bir tanesi de FMNL2. Bu geri çekilmenin özelliği şu, çok birbirine bağlı bir bariyer yapısı varken, geçirgenlik çok azken, bu astrositler geri çekildiğinde burada bir geçirgenlik sağlanıyor. Dolayısıyla hem beyinden kana hem kandan beyine bağışıklık sistemi hücreleri ya da yararlı maddeler geçebiliyor, zararlı maddelerse kana geçebiliyor. Bu beynimizin, vücudumuzun hastalık oluşumuna verdiği bir tepki, yararlı bir tepki. Fakat mutasyonlar olduğunda bu proteinde, bu toksik maddeler birikse bile bu hücreler kendilerini geri çekemiyorlar. Dolayısıyla kan damarının etrafında o temizlenme mekanizması çok fazla gerçekleşmiyor. Dolayısıyla beyinde toksik maddeler daha çok birikiyor, amiloid plakları daha hızlı oluşuyor ve hastalık daha hızlı ilerliyor. Bu mekanizma balıkta, zebra balığında bulduğumuz bir mekanizma. Evrimsel olarak korunmuş bir mekanizma olarak düşünüyoruz. Çünkü farede de yaptığımız, fare Alzheimer modelinde, balık Alzheimer modelinde yaptığımız çalışmalarda benzer şeyleri bulduk. İnsan beyinlerinde de kontrol olarak adlandırabileceğimiz hasta olmayan kişilerde kan damarlarının etrafında bu proteini çok fazla görmedik. Çünkü damarların etrafındaki bu astrosit hücrelerin çok fazla çekilmesi gibi bir ihtiyaç yok. Fakat Alzheimer hastalarında damarlar etrafındaki bu hücrelerde çok fazla arttığını gördük. Vasküler hastalığı olan kişilerde gördük ve eğer bu ikisi birleşmişse bir hastada bu artışın, FMNL2 proteininin oradaki ifadesinin çok daha arttığını gördük. Aynı zamanda başka demans türleri olan primer yaşa bağlı tauopati dediğimiz başka bir Alzheimer'dan bağımsız bir hastalıkta da benzer şekilde bunun arttığını gördük. Dolayısıyla bu protein ve bu mekanizma aslında kan ve beyni birleştiren bu mekanizma bir temizlik mekanizması beynin Alzheimer'dan korunmasını sağlıyor. Fakat bu proteindeki bazı mutasyonlar bizim bu korumayı, bu defansı biraz geri çekmemizi ve hastalığın aslında daha hızlı seyretmesini sağlıyor. Binlerce hastayla, kişiyle yapılan bir genetik çalışmanın vardığı mekanizma sonucu bu çalışmayı, bu yayını geçen sene yaptık. Bu tabii birçok bakabileceğimiz alan var ve dünyada da bu çalışmalar hızla devam ediyor. Vasküler sistemle beynin ilişkisi ve bunun demansı tetikleyebilecek mekanizmaları çok çalışılan alanlar. Önemi şu, bizim yaptığımız çalışma bu iki sistemin birbirini tetikleyebileceği mekanizmaların ilk genetik
analizi ve fonksiyonel olarak da gerçek yaşamda hastalarda gerçekleşen bir olayın hayvan modelleriyle, balıkla ve fareyle bulunmuş olması. Bunun bize getirdiği şu, bu bakış açısını başka mekanizmalara da, başka bu yolakta dahil olan, bu patolojinin oluşmasına sağlayan başka mekanizmaları da aslında bulmamız gerektiğini bize anlatıyor. Ve bulduktan sonra bu patolojinin, Alzheimer'ın, vasküler hastalıkların ne zaman başladığını, hangisinin daha önce geldiğini, hangi yaşlarda başladığını ve aslında o bulamadığımız tedavinin belki de çok daha erken aşamalarda bu iki sistemi beraber ele alarak bulunabileceğini bize gösteriyor. Tabii yol çok uzun ama buradan şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Alzheimer çözümsüz olarak düşünülen ama aslında üzerine araştırmalarımızın devam ettiği, kanserle karşılaştırıldığında çok daha az fonu olan, çok daha az kişinin çalıştığı ve çok daha az yaygınlıkta çalışılan bir hastalık. Fonun daha fazla ayrılması, daha fazla üzerine çalışılması ve yeni bakış açılarının getirilmesiyle bu hastalığın da hem anlamlandırılması, hem tedavisi, hem de ilaç geliştirilmesi aşamasında ilerleme sağlanması gerçekleşecek. Bitirirken tekrar şunu söyleyeyim. Hurafelerle, anlamsız dogmalarla, bilgiye ve deneye dayanmayan çıkarımlarla hiçbir tedavi, hiçbir bilim, hiçbir sağlık ilerlemez. Bir ülkede sağlığın başındakiler, eğitimin başındakiler bu denli cahilse ve bu denli anlamsız bir kadercilik içinde bunu ele alıyorlarsa zaten bir yanıt ve çözüm bulamayız. Dolayısıyla bilim belki mükemmel değil ama elimizdekinin en iyisi işte bu tip çalışmalarla ve bunlara ayrılan fonlarla bunları yapabilecek beyin gücünü ülkede tutmakla ülkeler hem kalkınır hem bilgi üretir hem de insanlığa faydaları olur. Depremin artçılarını hem sosyal hem fiziksel hem insani artçılarını yaşadığımız bu günlerde aslında bilimin ne kadar önemli olduğunu, her alanda, sağlıkta, yaşamda, her alanda çok önemli olduğunu bir kere daha fark ediyoruz. Umarız başka günler daha güzel günler olacak, daha bilimle dolu günler olacak. Akılla, vicdanla ve bilimle geçen günler diliyorum.